İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Serasur'a hoş geldiniz. Şimdi Ahmet'te saat 20 ve Serasur başlıyor. Sevgili izleyiciler, bir yeri geride bıraktı. Bu Serasur 2013 yılının ilk programı. 2012 yılı aslında son gün itibariyle çok kötü geçti. Çünkü Lice'de 10 gerilla yaşamını yitirdi Türk ordusu saldırısı sonucu. Ancak 2013 ilk haftasında özellikle dün akşam DTK eş başkanı Sayın Ahmet Türk ve BDP Batman milletvekili Sayın Ayla Akat Atan'ın İmra'da Sayın Abdullah Öcalan'a yaptıkları ziyaret, görüşme gündemin önemli bir noktasını oluşturuyor. Bu bütün süreci etkileyecek bir görüşme olarak değerlendiriliyor. Biz de bu akşam iki tane önemli konuğumuza, birisi stüdyo, diğerisi ise Ahmet'ten canlı olarak katılacak iki BDP eş başkanı Sayın Gülten Kışanak ve Sayın Saadettin Demirtaş'la konuyu değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Sayın Demirtaş da burada olacaktı ancak işlerinden dolayı Ahmet de şu anda. O da Skype aracıyla canlı yayına katılacak, görüşlerini bizimle paylaşacak. Sevgili izleyiciler, programımızın akışı içerisinde Keçeke Yürütme Konseyi üyesi Duran Kalkan ile bugün yaptığımız bir süreci ekrana getireceğiz. Özellikle İmra'daki son görüşmeye ilişkin, peki kendi silah bırakma meselesine ilişkin Sayın Duran Kalkan'ın oldukça önemli açıklamalar var ve bu sürece nasıl gelindi, 2012 yılına ilişkin kısa bir değerlendirmesi var. Onu da yayınımızın akışı içerisinde sizlerle paylaşacağız. İlk önce tabii hepimiz merak ediyoruz gerçekten. Beklenen mi bir görüşme miydi? Beklenen bir zirve miydi? İmralı'ya Sayın DTK Eş Başkanı Sayın Ahmet Türk'ün ve Sayın Ayla Akat'ın gitmesi. Aslında beklenen miydi derken bir teknik bir cevap verilebilir buna. Evet. Aslında yasal olarak, hukuki olarak şimdiye kadar çoktan bu görüşmeleri yapmış olmamız gerekirdi. Çünkü İmralı'da Türkiye'deki diğer cezaevleri gibi bir cezaevidir. Biz bütün cezaevlerinde nasıl gidip görüşmeler yapabiliyorsak İmralı ya da milletvekili olarak gidebilmeliydik. Şimdiye kadar aslında engellenmiş bir hakkın dün gerçekleşmesine tanık olduk. Ama bu anlamda aslında hani yasal, normal, hukuki, demokratik haklarımız çerçevesinde düşünürsek aslında olması gereken bir durum gerçekleşmiş oldu. Fakat siyasi anlamı tabii ki önemli. Bu anlamda hani siyaseten bu görüşme neye tekabül ediyor? Bunu konuşmak, tartışmak gerekiyor. Uzunca bir zamanda hükümet tarafından kamuoyuna açıklanan, bizzat başbakanın ağzından, başbakanın danışmanı, bakanları ağzından açıklanan İmralı'da görüşmeler yapıyoruz. Gerekirse gene görüşürüz sözünden sonra görüşmeler yapıyoruz diye kamuoyuna da deklare etmişlerdi. Evet. Bizim de BDP olarak Kürt sorunun çözümü konusunda büyük tarihi bir sorumluluk ve misyon üstlenmiş, bu halktan bu sorunu çözmek konusunda onay almış, yetki almış bir siyasi parti olarak bu sürece dahil olmamız tabii ki beklenen bir durumdu. Bu açıdan da, siyasi açıdan baktığımızda da olması gereken buydu. Bu nedenle ben dünkü görüşme aslında biraz geç kalmış, beklenen, olması gereken bir görüşme diyorsunuz. Bir görüşme olarak görüyorum ama tabii evet. ki önemliydi çünkü Sayın Öcalan Kürt Halk Önderi 13 yıl sonra ilk kez bir siyasi heyetle görüşmüş oldu. Şimdiye kadar yakınları, avukatlar ve devlet yetkilileriyle sadece görüşebilmişti. İlk kez bir siyasi heyetle görüşmüş oldu. Bu nedenle oldukça önemlidir. Siyasi önemi oldukça fazla. Peki siz bu görüşmelerin tekrardan olabileceği veya heyete başkanın eklenebileceği ve hatta başka kesimlerine gidip görüşme kapısının açıldığını tahmin edebiliyor musunuz? Yani böyle evet, bir şey. Ben öncelikle zaten bu konuyu izah etmek istiyorum. Evet. Hani bu akşam burada biz görüşlerimizi, yorumlarımızı, olması gerekenleri konuşacağız. Hani söyleyeceklerim evet. herhangi bir bilgiye tekabül eden bir şey değil. Olması gerekeni ve beklentilerimizi, siyasal sürece denk düşecek gelişmeleri, tahminleri halkımızla paylaşacağız. Bu nedenle hani eğer hükümet samimiyse bu görüşmelerden gerçekten bir çözüme doğru yol alınması hedefleniyorsa tabii ki bu görüşmelerin bundan sonra daha geniş heyetlerle daha kapsamlı devam etmesi evet. gerekiyor. Olması gereken bu. Hani bunu bir bilgiye dayanarak olacak mı olmayacak mı sorusuna karşılık değil de olması gerekeni soru şöyle evet. sormuş olsam belki daha doğru anlaşmış olabilir. Hani 13 yıldır sadece avukatlarıyla görüşebiliyordu evet. ve kısmen ailesiyle kaldı ki son 560 güne yakın
bir süredir de bu da olmuyordu. Katı bir tecrit. Katı bir tecrit vardı. Ancak Sayın Ahmet Türk'ü ve Sayın Hala Akat'ın aday gitmesi ve orada görüşme yapmış olması. Acaba diyorum bundan sonraki süreçte bu tecriti, İmralı'daki bu statünün de parçalanması ve onun da anlamsızlaştığı anlamına gelmiyorum. Yani artık yani hani dünya yıkılmıyor. Sonuç olarak görüşmeler olduğu zaman, konuşma olduğu zaman. Hani toplum da bir şekilde evet, böyle algılıyor. Evet, ben zaten yani... bu son gelişmelere baktığımızda birkaç şeyi yan yana koyduğumuzda aslında bu sorunu çözmemek için hiçbir neden artık yok ortada. Evet. Birincisi bu görüşme kendisi önemliydi. İlk kez siyasi bir heyetle görüşme yapılmış oldu. Bu çok önemliydi. İkincisi hükümetin bizzat başbakan ağzından görüşmelerin yapıldığını deklare etmesi, kamuoyuna söylemesi önemliydi. Üçüncüsü bu görüşmenin bizzat başbakan tarafından görevlendirilen Hakan Fidan tarafından yapılmış olduğu kamuoyuna yansıdı ve yalanlanmadı. Bu önemliydi. Yani üst düzey bir heyet tarafından bu görüşmelerin yapılmış olması önemliydi. Ve kamuoyu bu gelişmelere destek verdi. En önemlisi de bu. Yani son 15 gündür aslında hemen hemen her gün bu konu konuşuluyor. Hemen hemen her gün bu konuda bir açıklama yapılıyor. Bir gelişme oluyor. Herkes bir şeyler yazıyor. Bir açıklama yapıyor. Ve kamuoyunda herkes olumlu evet. bir yaklaşım içerisinde kamuoyu destek veriyor. Demek ki aslında bizim geçen açlık grevleri sürecinde ortaya çıkmış olumlu atmosfer yani bir bütün olarak siyasi olarak herkes şeyi destekledi. Müzakere süreci başlamalı. Sayın Öcalan üzerindeki tecrit kalkmalı. Muhatap kabul edilmeli. Görüşmeler başlamalı diye bir siyasi talep açığa çıkmıştı. Bugün hükümet tarafından görüşmeler deklare ediliyor ve Türkiye kamuoyu da buna destek veriyor. Demek ki artık resmi, hakiki, gerçek, sonuç alıcı müzakerelerin başlaması önleyebilecek hiçbir şey yok. Eğer birilerinin niyeti yanlış ve problemli değilse. Onu konuşacağız. Tabii Türkiye kamuoyu dediniz. Acaba Kürdistan kamuoyunda bu görüşme nasıl yankı buldu? Aslında Kürdistan kamuoyu çok yakından şu anda ve onun merkezinden bulunan Sayın Saadettin Demirtaş'a sormak istiyorum. Çünkü Sayın Saadettin Demirtaş BDP eş başkanı Ahmet'te. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Cahit Bey. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi tabii Sayın Abdullah Öcalan'la İmralı'da dün yapılan görüşme Ahmet'te Kürdistan'da nasıl yankı buldu? Yani politik olarak insanlar bu görüşmede nasıl bir siz nasıl bir önem atfediyorsunuz? Yani bu sadece bir insanlar buradan ne çıkarıyor? Çünkü az önce de Sayın Gülten Kışanak da söyledi. İlk kez bu düzeyde politik bir heyet, siyasi bir ekip adaya gitti ve adada Sayın Öcalan'la görüştü. Doğrusu Sayın Eş Başkanımızın ifade ettiği gibi biz bu görüşmenin gerçekleşmiş olmasını başlı başına önemli bir aşama, önemli bir gelişme olarak zaten değerlendiriyoruz. Yani görüşmenin içeriği, görüşmede nelerin konuşulduğu, nelerin tartışıldığı belki tümüyle kamuoyuna yansımadı ama dikkat ederseniz bu görüşmenin kendisi 13 yıl aradan sonra 14. yılında İmralı Adası'nda Kürt Halk Önderi'nin BDP vekilleriyle görüşmüş olması, siyasi bir heyetle temas kurmuş olması küçümsenmeyecek bir aşamadır. Biz hükümetin atmış olduğu bu adımı daha ilk saatlerden itibaren önemli bir adım olarak değerlendirdiğimizi zaten belirttik. Fakat takdir edersiniz ki Kürt halkı çok politik bir halk. 7'den 70'e bütün politik gelişmeleri, bütün siyasal gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Halkımız bu konularla çok alakadardır. Aktif politika yürüten siyasetçilerimizden belki çok daha fazla günün 24 saati bu gelişmeleri yakından takip edip tartışıyorlar. Kürdistan'da da Kürdistanlıların yaşadığı her yerde de inanıyorum ki bu gelişme aynı dikkatle izlenmiştir. Şu açıdan halkın bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını biliyoruz. Çünkü 567 gündür Sayın Öcalan'ın evet. dışarıyla teması yoktu. İki defa kardeşinin kısmi bir gidişi söz konusu olmuştu. Onun dışında avukatları veya dışarıdan başka kimsenin gitme şansı yoktu. Ağır bir tecrit uygulanıyordu. Şimdi bu kadar zorlu bir süreçte işte yakın zamana kadar açlık grevlerinin devam ettiği, açlık grevlerinin sonuçlandığı bir dönemden sonra üst düzey bir siyasi heyetin seçilmiş milletvekillerinin
giderek Sayın Öcalan'la görüşmesi tabii ki halkta bir mutluluk yaratmıştır. Sayın Öcalan'ın sağlığının iyi olduğunun biliniyor olması, moralinin iyi olduğunun biliniyor olması bütün Kürdistanlılar da sevinç yaratmış, bunu biliyoruz. Ama bununla birlikte tabii yeni bir sürecin belki de ilk adımları, küçük adımları diyebileceğimiz önemli siyasal gelişmeleri de bu son 10-15 gün içerisinde biz izledik. Evet. Bu görüşte bu siyasi gelişmelerin en önemli başlangıcı oldu. Dolayısıyla halkımız da şu açıdan öyle zannediyorum ki hem temkinli bir yaklaşım sergiliyor tıpkı bizler gibi. Çünkü sütten defalarca ağzı yanmış bir halktır. Son 100 yıl içerisinde Şeyh Said'den Seyit Rıza'ya, Sason'dan Koçgiri'ye, Ağrı'dan Zilan'a kadar defalarca katliamları tatmış, görmüş bir halktır. Yine müzakere süreçlerinde müzakere görüşme adı altında çok sayıda tasfiye girişimiyle, kandırma girişimiyle karşılaşmış bir halk ve harekettir. Bu nedenle aynı zamanda yani bu mutluluğun, sevincin yanında, Sayın Öcalan'dan haber alınmış olmasının sevincinin yanında aynı zamanda temkinli bir yaklaşım da var. Sayın Ahmet Türk'ün bugün bir anekdotu vardı. Diyarbakır Havaalanı'na indiğinde orada karşılaştığı Diyarbakırlılar önce başkanın, Sayın Öcalan'ın sağlığını sormuşlar. Hemen arkasından da aman dikkatli olun, bu yaklaşımlar kandırmaca olmasın diye tezelden kaygılarını iletmişler. Sizde böyle kaygı var mı? Yani Sayın Demirtaş'ta böyle bir kaygı var mı? Yani bunun bu olup bitenler sonrası başka bir felaket senaryosu var mı? Yani hani bir taraftan Sayın Öcalan'la bu düzeyde bir görüşme var ama diğer taraftan acaba bu bir kapan olabilir mi? Bu bir tuzak olabilir mi? Çünkü geçmişte de benzeri bir Oslo süreci yaşandı. Siz nasıl bakıyorsunuz? Böyle bir duygu hissine kaplıyor musunuz? Şimdi Sayın Mervan, tabii bizler siyasetçiyiz. Sorunu çözme noktasında halktan yetki almış insanlarız. Biz hem Kürt halkının siyasi deneyiminden hem de partimizin siyasi deneyiminden şunu çok iyi biliyoruz. Siyaset iyi niyet işi değil, niyet işi değil. Sonuçta siyaset karşılıklı çıkarlar meselesidir. Evet. Bu süreçte de herkes, müzakereci tarafların, direnen tarafların, ezmeye çalışan tarafların, yok etmeye çalışan tarafların her birinin kendi çıkarı olacaktır. Doğru taktik yapan, doğru hamle üreten, meşruluğu, haklılığı da güçlü olan ve bunu bütün dünyaya iyi anlatabilen bu dönemden kazançlı çıkar. Bu başarılamazsa, karşı tarafın niyeti iyi de olsa, niyeti çözüm de olsa, eğer siz buna hazır değilseniz, güçlü değilseniz, haklılığınız ve meşruiyetiniz yanında iyi siyaset yapamazsanız zaten kaybedersiniz. O nedenle meseleye karşı tarafın niyetini okumak dışında objektif şartları doğru değerlendirme, bölge şartlarını doğru değerlendirme, kendi içinde bulunduğumuz örgütsel durumu, gücümüzü, konumumuzu, fırsatları iyi değerlendirme meselesi olarak bakmak lazım. Şimdi bu perspektiften baktığımızda biz siyasetçiler olarak karşımızda bizi kandırmayı hedefleyen niyeti kötü insanlar olsa dahi biz müzakereden korkacak, kaçacak bir hareket değiliz, bir parti değiliz. Konuşmaktan, diyalogtan kaçacak bir parti, bir hareket değiliz. Kendimize özgüvenimiz güçlüdür. Kürt halkı güçlü bir örgütlülüğe sahiptir. Politik bir halktır. Evet. Kendini koruyabilecek güçtedir. Bu nedenle olası bir müzakere süreci başlarsa bile bundan geri duracak olan biz olmayacağız. Kesinlikle müzakereyle sonuç almak için elimizdeki bütün olanakları, bütün imkanları kullanacağız. O nedenle öyle kaygılanmaya gerek yok, korkmaya gerek yok. Biz yeni bir sürece her yönüyle hazırlıklı bir hareket olduğumuzu bilerek, buna inanarak, partimize, önderliğimize, öncülerimize, hareketimize güvenerek, halkla birbirimize güvenerek, en önemlisi halkımızın öz gücüne güvenerek böylesi bir sürece gireceğiz. Biz direniş süreçlerine girerken tam da bu noktalarda kendimize olan özgüvenimizle girmedik mi? Ve her seferinde başarıyla çıkmadık mı? Direniş noktasında bu kadar güçlü durabilen, bu kadar kararlı durabilen, bu kadar fedakar olan, cefakar olan ve asla ama asla yenilmeyen bir hareket müzakere ve diyalog konusunda da elbette ki kaygılı bir yaklaşım içerisinde olmayacaktır. Ama temkinli olmak başkadır tabii ki. Mutlaka dikkatli olmak lazım, temkinli olmak lazım. Gereksiz heyecanlara, aşırı umutlara kapılmak veya umut yaymak da doğru değildir. Evet. Biz bu görüşmeyi, İmralı'da gerçekleşen görüşmeyi önemsiyoruz. Bu çok önemli bir gelişmedir. Bu gelişmeyi nasıl derinleştirebiliriz ve kalıcı bir çözüme, barışçıl bir sürece nasıl evriltebiliriz?
ve aynı zamanda halkımızın hak ettiği özgürlük taleplerini de nasıl gerçekleştirebiliriz? Bu noktadan sonra tartışmamız gereken konu budur diye düşünüyorum. Çok sayıda tabii soru var hem Sayın Şanak hem de size Twitter üzerinden gelen ama bir soru bir sormam hemen size sorayım. Daha çok şu soruluyor. Diyor ki bu bir süreçse BDP de DTK dışında kalan diğer gruplar bu sürece dahil edilecek mi? Yani BDP burada bir öncü rol alacak mı? Daha inisiyatif alacak mı? Yani sizin dışınızda olan küçük ve büyük gruplar, Kürt gruplar bu sürece nasıl dahil edilecek? Siz nasıl okuyorsunuz bunu? Soru bana mıydı? Evet size. Tabii ki bu Kürt halkının tamamının sorunudur. Yaşanan sorun aslında bütün Kürdistan'ın sorunudur. Bir Kürdistan sorunudur. Barış ve Demokrasi Partisi'nin ya da Demokratik Toplum Kongresi'nin sorunu değildir sadece. Evet. Kürdistan'ın bileşenleri bu süreçte tam da bu müzakere görüşmelerinin merkezinde olmalıdır. Biz hiçbir siyasi gücü, hiçbir siyasi hareketi Kürdistan'ı duruşa sahip bu konuda samimi olan Kürt halkının çıkarları, Kürt halkının özgür geleceği konusunda çalışma yürütmek, destek sunmak isteyen herkese açık olacağız. Bu bizim için bir lüksten öte bir zorunluluktur. Tabii ki biz yakın zamanda Kürdistan'ı bütün gruplarla bu konuları oturup enine boyuna tartışmak zorundayız. Kendilerinin görüşlerini, önerilerini almak durumundayız. Bu sürece kendileri nasıl dahil olacaklar, nasıl içinde olacaklar, destek evet. sunacaklar, bütün bunları tabii ki tartışmamız lazım. Çünkü bir ulusun, büyük bir ulusun özgürlük mücadelesini hep birlikte yürütüyoruz. Bu konuda biz küçüğe büyüğe bakmıyoruz. Evet, evet biz Kürdistan toplumundan oy alan, destek alan en büyük siyasi grubuz ama küçük olmasına, niceliğine bakmaksızın her siyasi hareket, grup bu ilkeler çerçevesinde yaklaşan her birey bizim için değerlidir. Hepsinin görüşü, hepsinin yaklaşımı bizim için kıymetlidir. Biz tamamını bu sürecin içerisinde hep birlikte görmek isteriz tabii. Evet. Size döneyim. Bizimle birlikte olun, kalın, daha devam edelim sohbetimize. Vaktinizi alacağız ama önemli konuları konuşuyoruz. Şimdi az önce dediniz ki ilk kez Sayın Ahmet Türk ve Ayla Akat'ın aday gitmesine, yani ilk kez alışmışın dışında bir siyasi heyet gitti. Bu görüşmeyi yaptı. Ve devlet kanadına ise, hükümet kanadına ise sürekli bir istihbarat elemanları geliyor. Hatta işte MİT'in müsteşarı gidiyor. Siz önümüzdeki süreçte örneğin AKP ve CHP'den de benzeri heyetlerin adaya gitmesi gerektiğine inanıyor musunuz? Yani bu gidiş süreci derinleştirir mi? Örneğin veya üçüncü grupların, diyalog gruplarının veya diyelim ki üçüncü tarafların adaya gidip Sayın Öcalan'la istişare yapması bu süreci nasıl etkiler? Şimdi bir kere ne kadar çok politik aktör bu süreci destekler, yanında yer alır, katkı sunarsa o kadar hızlı ve o kadar kapsayıcı yol almak evet. mümkün olur. Onun için biz BDP dışındaki diğer partilerden de parlamenterlerin, milletvekillerinin, başka akademisyen gruplarının katkı sunabilecek herkesin gitmesinin olumlu olacağını düşünüyoruz. Yani böyle bir yol açılmalı. Bunun ötesinde asıl durum şudur ki, şimdi bir işte geçen Oslo süreci var. Hani yeni bir süreç başlayacaksa Oslo sürecinde doğru bir şekilde tartışılıp, değerlendirilip hani nerelerde eksikler vardı, bundan sonra ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız, bunun sonuçlarını çıkarmak lazım. Bu süreci değerlendirdiğimizde, Oslo sürecini değerlendirdiğimizde en büyük dikkate alması gereken şey şudur ki Sayın Öcalan Kürt halkı adına, Kürt politik aktörler adına yani bu konuda en güçlü aktördür, muhataptır. Herkes çok net bir şekilde adres olarak gösteriyor. Kürtlerin politik aktörlerinin tamamı, Kürt evet. Özgürlük Hareketi, BDP, DTK, Halk, Kürt Halk Önderi olarak niteliyoruz ve çözüm konusunda en güçlü aktördür diyoruz. Devlet de böyle söylüyor, hükümet de böyle söylüyor, görüşmeyi yapan heyet de böyle söylüyor. O zaman bu role uygun koşullarda olması gerekiyor artık. Yani İmralı sisteminin artık ortadan kalkması gerekiyor. Zaten. İmralı sisteminin kendisi bir tecrit, izolasyon, rehine politikasına cevaz veren, bir şekilde kısıtlayan, sınırlayan, rolünü oynamasını engelleyen bir ortam. Yani bu sistemin bir kere kalkması lazım.
Yani bu nedenle bence Oslo sürecinden çıkarılabilecek en büyük, en önemli ders budur. Ve hükümet de eğer kamuoyuna açıkladığı sözlerde inanarak söylüyorsa, işte Sayın Öcalan'ın Kürt halkı için, Kürt siyasal hareketi için, herkes için çok önemli bir aktör olduğunu ve en temel aktör olduğunu ve müzakereleri onunla yürütebilirsek sonuç alabiliriz diyor ve buna inanıyorsa, o zaman artık bu İmralı sisteminde kalkması gerekiyor. Belki bu tür heyetlerin gidişi bunun zeminini oluşturabilir. Yani bu açıdan da önemlidir. Ayrıca katılım açısından da önemlidir. Hani CHP'den de heyetler gitsin, başka partilerden de, AKP'den de gitsin. Yani politik aktörlerin gitmesinde yasal olarak da zaten şu anda hiçbir engel yok. Bütün partilerin milletvekilleri başka cezaevlerine gidebiliyorlar. İmralı'ya niye gidemiyorlar? Yani gitmesi gerekiyor. Şimdi tabii İmralı'daki dünkü görüşmeye ilişkin, zirveye ilişkin ne konuşuldu sorusunu sorsam, hani bu bir gazetecilik merakından dolayı size meslektaşsınız. Alacağım cevapla alakalı değil. Şunu sormak istiyorum. Bu görüşmeler olmadan önce, elbette görüşme olduktan sonra, işte Türk medyasında bir takım yazarlar, çizerler, özellikle hükümete yakın yazar ve çizerler, işte masa üstünde şu vardı, 7 madde vardı, 8 madde vardı, işte Sayın Öcalan bunu kabul etti, Kandil buna karşı çıkacak, BDP buna karşı çıkacak. Şimdi hem görüşme olmadan önce hem görüşme sonrası bu kadar spekülasyona niye ihtiyaç duyuyor hükümet kanadı sizce? Şimdi ben gene Oslo'ya geri dönerek soruya cevap vereceğim. Mesela çıkartılması gereken derslerden birisi de şuydu ki ortada işte müzakerenin tarafları vardır. Bu taraflar ortaya bazı tezler sürerler, bazı çözüm önerilerinde bulunurlar. Onlar tartışılır, konuşulur. Sonuçta bazıları üzerinde mutabakata varılır ve öyle bir yol alınır. Evet. Şimdi bu konuda AKP hükümetinin bu görüşmeleri yapan, yaptıran, arkasında işte siyasi irade olarak ben varım, ben gönderdim diyen başbakan var. Ama ortada bir siyasi proje yok. Şimdi problem buradaydı mesela. Oslo sürecinden sonuç alınamamasının nedeni müzakerenin bir tarafı olan hükümet, devlet adına masaya konulmuş siyasi bir program yoktu. Şimdi bence zaten sonuç alınmak isteniyorsa olması gerekiyor. Evet, olması gerekiyor. Biz hükümetin, devletin Kürtlere ne öneriyorlar? Nasıl bir çözüm yolu buluyorlar? Nasıl bir yol haritaları var? Bunu konuşmak gerekiyor. Bunu masaya koymaları gerekiyor. Aksi takdirde şöyle olacak. Kürtlerin bu konudaki irade beyanları defalarca yapılmıştır. Açık, net talepleri var, beklentileri var. Kendisine yapılmış haksızlıklar var. Bu haksızlıkların giderilmesi gerekiyor. Demokrasinin gereği olan haklarının iade edilmesi gerekiyor. Bunlar var. Bunlar ortada. Ve buna dair bir yol haritası gerekiyor. Fakat dikkat ederseniz hükümet kaynaklı ve hükümete yakın medyada konuşulan şeylerin iki ana ekseni var. Birisi tamamen silah bırakma üzerine odaklanmış. İşte şöyle olacak, böyle olacak, şöyle geri çekilecek, böyle bırakacak, şuraya gidecek diye senaryolar var. Mesela bu müzakerenin belki bir parçası olabilir. Ama asla yeterli değildir. Evet. Asıl müzakere yapmak istiyorsak Kürt sorunu nasıl çözeceğiz? Bunu da konuşulması lazım. Onun dışında konuştukları şeyler işte 4. yargı paketi, işte Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı'nın deki çekincelerin kaldırılması falan gibi şeyler. Bunlar olsa olsa güven artırıcı adımlar olabilir. İyi niyet adımları olabilir. Bunlar bir siyasi program değildir. Evet. Şimdi bugünkü Karayılan bunların dikkate alınması gerekiyor. Keçeki Yürütme Konseyi Başkanı Karayılan bir açıklama yaptı. Tabii çok Fırat Haber Ajansı'nda yer aldı. Bizim de televizyonumuz ana haber bülteninde arkaya yer aldı. Ben orada bir cümle çok dikkatimi çekti. Diyor ki devletten bize öneri, şu ana kadar somut gelmiş bize silah bırakın önerisi gelmedi diyor bugüne kadar. Gelen en önemli öneri diyor. Silahlı güçlerinizi sınır dışınıza çekin diye öneri geldi. Yani orada da bir ciddi bir manipülasyon var diye düşünüyorum. Yani orada da bir karartma yapılıyor. Evet, şu anda kamuoyunda tartışılanların büyük çoğunluğu spekülatif. Herkes kendi beklentisini, kendi niyetini, kendi yargısını, kendi yönlendirmesini işin içine katarak söylüyor. Ama somut olan şey şu, bu başlayan sürece bir müzakere diyebilmek için
tarafların çözüm önerilerinin masada olması lazım. Bu konuda bütün sorumluluğu Sayın Öcalan'a, Kürt Halk Önderi'ne doğru değil. Çünkü en nihayette Oslo sürecinde 3 yıl boyunca Sayın Öcalan süreci ilerletmek için yol haritası hazırladı, sonra bir daha protokol taslakları hazırladı, görüşlerini açıkladı, kamuoyunu hazırlamaya çalıştı. Son noktada hükümet dedi ki bu Öcalan'ın kendisinin hazırladığı şeylerdir, bizi bağlamıyor, bir mutabakat metni değildir. Evet. Şimdi böyle bir şey bir daha tekrarlanmaz böyle bir şey. Sayın Demirtaş, tabii siz Sayın Ahmet Türk'le görüştünüz sanıyorum, bugün de birlikteydiniz Ahmet'te. Evet. Bu görüşmenin içeriğine yönelik bizimle bir şey paylaşır mısınız? Yani bunu sorsam çok mu sizi zora sokmuş olurum? Yani görüşmenin içeriğinin açıklanması ne zamana bırakıldı? Veyahut da siz bu zirveye ilişkin, bu görüşmeye ilişkin çok özel bir açıklama yapmayacağız diye bir açıklama yaptınız bugün, basına yansıdı. Evet. Acaba yani hani neden, meraktan soruyoruz tabii, ne olup ne bitmiş orada? Biraz bizimle paylaşabilir misiniz? Var mı bizimle paylaşacağınız bir şey? Tabii Cahit Bey, sizlerin, halkımızın, kamuoyunun görüşmenin içeriğini merak ediyor olmasından daha doğal bir şey olamaz. Ama biz şunun anlayışla karşılanmasını rica ediyoruz. Şimdi tabii ki sürecin daha çok başındayız. İmralı'da 3-4 defa yapılan bir heyet görüşmesi var. O heyet görüşmesi sonrasında bizim arkadaşlarımız gidip oradaki durumu yerinde gözlemlediler. Hangi aşamaya gelindiğini anlamaya çalıştılar. Şimdi gidişimizin amacı tabii ki sürece katkı sunmaktır. Eğer bu aşamada görüşmenin içeriğine dair yapılacak açıklamalar sürece katkı sunmayacaksa, ki biz öyle düşünüyoruz, bu nedenle birkaç gün daha belki değerlendirmelerden sonra, hazırlıktan sonra açıklanmasını daha doğru bulduk. Halkımızın da kamuoyunun da bu konuyu saygıyla karşılayacağını umut ediyoruz. Çünkü Barış ve Demokrasi Partisi veya Demokratik Toplum Kongresi bu süreçlerin tek aktörü değildir. Hele Sayın Öcalan bir halk önderi ve bir hareketin lideridir. Dolayısıyla herkesi bağlayacak bütün açıklamalar veya bütün çalışmaları partimizin tek başına yapması çok doğru olmaz. Bu sürece gelinmesinde çok sayıda kurumun, kuruluşun, hareketin, örgütün katkısı vardır. Koordineli yürütülmesinde İlk aşamada en azından karşılıklı güven ilişkilerinin sağlam bir şekilde kurulmasında biz fayda görüyoruz. Ve bu bir işin doğrusu bir karşılıklı mutabakattı. Görüşmeyi yapan, yaptıran herkesin ortaklaştığı bir mutabakattı. En azından görüşmeler giderek açıklanmalı, şeffaflaşmalı, olabildiğince kamuoyuna mal edilmeli. Fakat bu güven ilişkisi oturana kadar bu hususlara dikkat etmekte biz de fayda gördüğümüz için bu aşamada görüşmenin içeriğine girmeyi doğru bulmuyorum. Tam da bu konuda, yani bu mutabakat dediniz. Bu konuda bir izleyicimiz sorusunu sizinle paylaşayım. Belki siz de cevap vermiş olursunuz. Diyor ki acaba AKP'den, yani hükümetten BDP'ye yönelik bu görüşme dışında çözüme yönelik başka bir takım öneriler var mı yapması için? Yani BDP'nin daha aktif rol alması için ve de bu süreç itibara söylüyorum. Yani AKP bu konuda zihni açık mı? Sizin önemli bir aktör olduğunuza yönelik zihni açık mı? Çünkü en çok derdest edilen ve hatta hani hükümetin ve medyanın taciz ve saldırısına maruz kalan parti sizsiniz. Yani sizin dışınızda bu kadar başka bir parti yok dünyada, bu kadar ağır baskı altında olan. Yani hem üyeleriniz tutuklanıyor hem de sürekli siz çözümün önünde bir engelmiş gibi gösterildiniz uzun dönem, özellikle son 1-2 yıldır. Özellikle bu süreçte, bu mutabakatla birlikte, sadece İmralı'daki zirveyle alakalı bir mutabakat, yoksa daha geniş bir alanı kapsıyor mu? Soru biraz da ben böyle şekillendirmiş olayım. Hayır, bizim AKP hükümetiyle veya partisiyle vardığımız herhangi bir mutabakat yoktur. Evet. Görüşmeler İmralı'da yapılmıştır, Sayın Öcalan'la yapılmıştır. Bu aşamaya da onunla gelinmiştir. Bizim müdahilliğimiz sadece iki arkadaşımızın, Sayın Türk ve Sayın Atan'ın oraya gidişiyle gerçekleşmiş durumda. Tam olarak da sürecin içerisinde değiliz. Biz de anlamaya çalışıyoruz. Parti olarak nasıl katkı sunabiliriz, neresinde olabiliriz? Bütün bunları elbette ki önümüzdeki süreçte bütün aktörlerle tartışmak istiyoruz. Bize yönelik yaklaşımda da dışlayıcı bir yaklaşım yoktur. Yani evet, dünyada şu anda en fazla baskı gören parti Barış ve Demokrasi Partisi'dir. Dünyanın hiçbir yerinde bir partinin üyeleri, yöneticileri, milletvekilleri bu kadar tutuklanmamıştır. Sokakta, cezaevlerinde bu kadar işkenceye maruz kalmamıştır. Fakat bütün bunlar, yani üzerimizdeki bütün bu baskılara rağmen halkın bu kadar dik bir şekilde ayakta duruyor olması,
partimizin her yerde çalışmalarını halkın öz gücüyle aksatmadan sürdürebiliyor olması da partimize büyük bir saygınlık, evet, muhataplık gücü kazandırmıştır. Yani bir yanda evet, AKP'nin bize yönelik bu kadar hakaretvari yaklaşımı, baskısı var ama bu baskıya karşı dik durmak beraberinde gördüğünüz gibi süreçlerin gelişmesini de sağlayabiliyor, muhataplığı da güçlendirebiliyor, partimizin saygınlığını da artırabiliyor. Geldiğimiz nokta biraz odur. Önümüzdeki süreçte belki bu konuda hükümetle veya başka siyasi partilerle ortak hareket etme, mutabakat, ilkeler çerçevesinde en azından mutabakat sağlama gibi durumlar olabilir. Esasa ilişkin herhangi konuştuğumuz bir şey yoktur. Halkın bunu bilmesi lazım, herkesin bilmesi lazım. Yani Kürt sorununun esasına ilişkin taleplere dair konuşulan hiçbir şey yoktur. Doğru da değildir. Bu aşamada bütün bunların konuşulması veya bir takvime bağlanması BDP açısından mümkün de değil. Çünkü yaptığımız hiçbir görüşme yok. Hükümetle yaptığımız, yürüttüğümüz bir temas yok. Bunlar gerçekleşirse ancak belki bunları halkla paylaşmak, nereye geldiğimizi ve nasıl tartıştığımızı, neyi tartıştığımızı halkımızla paylaşmak mutlaka gereklidir. Sayın Eş Başkan yine ifade etti. Geçen Oslo, İmralı, evet, süreçlerinden edindiğimiz deneyimler var. Bir defa sürecin tümüyle kapalı yürümesi bütün taraflar açısından sakıncalıdır. Mümkün olduğunca şeffaf olmalı. Halkla, diğer gruplarla, siyasi partilerle paylaşılması gereken her şey paylaşılmalıdır. Yani müzakere süreçleri kesinlikle halka mal edilmelidir. Yani şu bir defa nettir. Yani Recep Tayyip Erdoğan, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Başbakanı, dün neydiyse bugün de odur. Geçen sene neydiyse bugün de odur. Yani bir gece uyanıp da Kürtlerle ilgili, Kürt sorunu ile ilgili, Kürdistan'la ilgili fikirleri falan değişmiş değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1924'te neydiyse bugün de odur. Ama gelinen konjüktür, bölgedeki gelişmeler, halkın bu konudaki mücadelesi, siyasi gücümüz, kazanımlarımız, müzakere konusundaki isteğimiz, samimiyetimiz belli bir kapı aralamıştır. Evet. Şimdi bu kapıyı daha fazla genişletebilir miyiz? Açılan kapıdan girip çözüm yolunda ilerleyebilir miyiz? Bütün bunlar tabii ki önümüzdeki süreçte karşılıklı hamlelerle daha da netleşecektir. Anladığım kadarıyla siz bir paradigma değişikliği olduğuna inanmıyorsunuz. Yani böyle bir paradigma değişikliği yok diyorsunuz hükümette. 1924'te neyse şu anda da öyledir diyorsunuz. Sayın Mervan, bakın yani zaten müzakereler paradigma değiştikten sonra gerçekleşmez. Müzakereler paradigmanın değişmesine yol açabilir. Müzakereler sorunun, evet, çözümüne yol açabilir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bildiğimiz devlettir. Biz de bildiğimiz BDP'yiz. Yani konuşmaya başlayınca, görüşmeye başlayınca her şey değişmiş olmuyor. Bir şeyler değişsin diye görüşülüyor, konuşuluyor. Müzakerenin amacı budur zaten. Bu bir süreç işidir. Paradigma değişikliği bazen bir nesil, iki nesil, üç nesil sonra gerçekleşebilir. O nedenle sorunun çözümünde bugünden yarına kalıcı çözümler beklemek de hayalci olur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin veya AKP hükümetinin paradigmasının değiştiğinin ve bundan sonra Kürtleri artık gerçekten özgür bir halk kılmak için müzakereye başladığının düşünülmesi de yanılgı olur. Biz bugüne kadar bütün direnişimizi niçin yapıyorduk? Müzakereleri başlatabilmek için. Biz silahsız, kansız, şiddetsiz çözümden yanayız diyorduk. Evet. KCK yetkilileri de, Sayın Öcalan da bunu defalarca ifade ettiler. Amaç müzakerelerin başlaması, diyalogun başlaması, kansız, şiddetsiz, barışçıl çözüm yollarının denenmesiydi. Şimdi bu noktaya gelindiğinde kaygılı olması gereken Kürt tarafı değildir. Bu tam da bizim istediğimiz süreçtir. Şimdi bunun başlaması kolay olmadı. Çok ağır bedeller ödendi. Yani Sayın Öcalan başta olmak üzere halk her yerde 7'den 70'e, çoluktan çocuğa, kadından erkeğe her yerde muazzam bir direniş sergiledi. Halen 10 bin yoldaşımız içeride tutuklu. Halen 10 PKK'li genç Malatya morgunda ailelerinin ve halkın kendilerini almasını bekliyor. Şimdi böylesi bir süreçten geçtik, geldik bugünlere. Dolayısıyla kendi yarattığımız, direnişimizle elde ettiğimiz bir müzakere başlangıç sürecine sahip çıkmak her şeyden önce bizim görevimizdir. Çünkü evet, bu emekler, bu değerler bütün halkın, bütün hareketin emekleri, değerleriydi. Biz karşıdakinin paradigması değiştiği için müzakere süreçlerine girmiyoruz. Karşıdakini dönüştürmek, değiştirmek ve başka yöntemlerle hak ve özgürlüklerimizi elde etmek için ısrarla bu süreç başlasın istiyoruz. Bu nedenle sürece sağlıklı yaklaşmak için hem temkinli, dikkatli olmak hem de cesur ve özgüvenli olmak gerektiğine inanıyorum ben. Evet. Özellikle tabii AKP kanadından Sayın Başbakan da bu sefer, Türk Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, onun baş danışmanı da bu görüşmeler öncesi ve sonrasında da esas amaç silahları bıraktırmaktır dedi.
Hatta işte entegre etmek, çünkü entegre şöyle de anlaşılıyor sanki çok iyi bir şeymiş gibi. Entegre etme aslında tasfiye etmenin bir parça İngilizcesi oluyor. Yani entegre etmenin başka dillerek anlamı şu, döverek. Entegre etmekten çok entegre bir strateji uyguluyoruz diyorlar. Yani şimdi tabii birçok boyutları olan bir strateji. Hani bu politik gözlemciler tarafından, özellikle İrlanda, İngiltere meselesini izleyenler, Güney Afrika'da krizini çözenler, başka benzeri problemleri çözen uluslararası politik gözlemciler tarafından da şöyle yorumlanıyor. Bu hani olmayan duaya amin demek gibi yorumlanıyor. Çünkü en son aşamayı öncelikli bir aşama olarak dile getirmek, sorunu çözmekten çok sorunu hani su yokuşa vurmak gibi oluyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Niye böyle bir taktiksel taktik gidiyor AKP ve hükümet? Yani hani medya üzerinden en azından söyleyelim bunu. Şimdi öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor ki bu entegre strateji dedikleri aslında Oslo sürecine son verdikten sonra kamuoyuna deklare ettikleri bir stratejiydi. Aslında topyekün savaş konseptinin yeni adıydı. Yani evet. 2012 versiyonu entegre strateji. Çünkü bu entegre stratejinin içerisinde diyor ki vururum, öldürürüm, cezaevine koyarım, etkisiz kılarım ama bir taraftan da bazı haklar veririm, kendime mecbur bırakırım. Yani böyle bir topyekün savaş konseptinin 2012 versiyonu gibi bir şeydi bu aslında entegre strateji dedikleri. Hani İdris Naim Şahin'in böyle çok kabaca söylediği, evet. Hani yazarak da çizerek de şarkı söyleyerek de işte esnaf olarak da terörist olabilirsin diyordu ya. Evet. Hani bütün bu ayaklarına bütün yönelik. Bu entegre strateji evet, bu. Evet. Bunların tamamını işte esnafını da öğrencisini de siyasetçisini de dağdakinde herkesi susturmaya yönelik bir program çerçevesiydi. Aslında iflas etti. Yani bugün aslında açıklanan biz Sayın Öcalan'la İmralı'da görüşmeler yapıyoruz. Bu sorunu görüşerek çözeceğiz demeleri bu entegre stratejinin aslında iflas ettiğinin bir ifadesidir. Çünkü eş başkanımızın da ifade ettiği gibi son 1,5 yıl içerisinde hani genel olarak büyük bedeller verilerek büyük bir mücadele sürecinden gelindi ama son 1,5 yılın her saniyesi, her dakikası bir direniş tarihiydi. Evet. Yani halka yönelik mesela Keceki operasyonlarında daha önce 2 yıl boyunca yaptıkları tutuklamadan çok daha fazlasını bu son 1,5 yıl içerisinde yaptılar. Yani 3-4 binden şu anda 10 bine çıktı. Neredeyse son 1,5 yıl içerisinde 5 bin üzerinde insan tutukladılar. Operasyonu pervasızlaştırdılar. Askeri operasyonlar çok şiddetli oldu. Psikolojik savaş, saldırı dili, idam tartışmaları, yani dokunulmazlık tartışmaları neresinden bakarsanız bakın. Evet. Çok her saniyesi, her dakikası direnişle geçmiş bir süreçti. Bugün eğer hani müzakerelere başlandıysa demek ki bu entegre stratejiden sonuç alınamadığı içindir. O nedenle Sayın Eş Başkanımızın söylediği şey şu açıdan çok önemli. Hani bu iş böyle hani bugün aklıma esti vazgeçtim artık ben bundan sabah sonra uyandım, aman, iyi olacağım filan meselesi değildir. Aslında zaten siyasetin kendisi de mümkün olanı gerçekleştirme sanatıdır. Şimdi bu mücadele belli olanaklar ortaya çıkarttı. Belli bir aşama var. Artık bazı şeyleri konuşarak çözmenin zeminini bu mücadele yarattı. Böyle bakmak gerekiyor. Şimdi tabii bunu konuştuğun zaman şöyle bir şey sorak mı geliyor tabii. Şimdi Oslo süreci biliyorsun Silivan olayla birlikte AKP'de uğradı söylendi. Bittiği söylendi. Ve bunun suçu da günahı da tümüyle PKK, daha sonra BDP, sokakta her Kürt'e yüklendi neredeyse. Denildi ki Silivan olayı olmasaydı Oslo süreci takır takır yürüyecekti. Şimdi böyle midir değil midir bilemiyorum gerçekten ama ben böyle olmadı kanısından böyle olmadığına inanıyorum. Çünkü hani savaşta olan bir çatışmada olan bir olaydı. Ama benzeri bir olay 31 Aralık'ta 30-31 Aralık'a bağlayan gece Lice'de yaşandı ve az önce Sayın Demirtaş'a söyledi. 10 tane Kürt gencinin şu anda cenazesi Malatya morgunda bekliyor. 10 tane Kürt insanı öldürüldü. Silahlı güçler bunlar. Ancak operasyon anda olarken değil. Operasyon gitmemiş. Yani operasyon çıkmamış halde. Beklerken uçaklarla vuruldu, öldürüldü. Hatta kimyasal silah kullandığı yönde iddiaları var. Şimdi bu tür olaylar olduğu zaman kamuoyunda örneğin Silivanki gibi bir yankı yaratmıyor. Sanki Kürt öldüğü zaman anlaşılıyor veya çok hani bir rakam olarak ifade ediliyor. Evet. Türk askeri öldüğü zaman bir sürecin sonu bile sonu getirilebiliyor.
Nasıl olacak bu? Hani bu empati yapıyor. Sizin cümle, için empati falan yaptığı söyleniyordu. Bir cümle şeye değineyim. Evet. Şimdi aslında hükümet de çok iyi biliyor. Türkiye kamuoyunda önemli bir kesimi artık bu gerçeği biliyor. Biz de çok iyi biliyoruz ki Oslo süreci Silvan'daki çatışmayla sona ermedi. Oslo süreci ta 2011'in Ocak ayı itibariyle neredeyse hükümet açısından bitmiş bir süreçti. Fakat seçim takvimi nedeniyle uzatıldı seçim sonrasına kadar. Yani hükümet böyle bir seçim sürecinde bu süreci bitirip yeni bir çatışma zeminin başlamasını doğru bulmadı. Kürt tarafı da, Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan da hani müzakerelerden bir sonuç almak için ısrar etti. Hani varsa küçük bir olarak bunu değerlendirmek gerekir. Hani bitirmeyelim diye ısrar etti. Onun için aslında Oslo sürecinin son 3-4 ayı yani Silvan'dan önceki son 3-4 ayı uzatmaların devam ettiği bir süreçti. Aslında zaten Silvan'dan birkaç ay önce Oslo süreci büyük bir şeyde hükümet nezdinde bitmişti. Çünkü problem şuydu. Sayın Öcalan'ın ortaya koyduğu protokol metinlerini hükümet görüşmek istemedi. Kabul etmediğinin de ötesinde bir şey. Evet. Bunu görüşmek, müzakere etmek bile istemedi. Kendisinin hazırladığı bir takım kağıtlardır dediler. Hani hiç sahiplenmediler ve orada bu işi kesmek istediler. Şimdi onun için bugün bundan sonra ne yapmak gerekir meselesini biraz buradan bakarak tartışmak gerekecek. Bir ikincisi bu sizin söylediğiniz Lice'deki durum gerçekten hani kimyasal silah şüphesi de var ve savaş uçaklarının da kullanıldığı hava birliklerinin kullanıldığı bir imha operasyonu aslında. Yani şöyle bir taraftan görüşüp bir taraftan imha edeceğim demek de olmaz. Şimdi hükümetin bunu bilmesi gerekiyor. Yani bu süreçten sonuç almak istiyorlarsa eğer gerçekten bu müzakereyi başlatmak ve bir yoluna koymak istiyorlarsa askeri ve siyasi operasyonların durması gerekiyor. Yani hem görüşürüm hem vururum. Hem görüşürüm hem tutuklarım olmaz. Olmaz diyorsunuz. Şimdi bunun bir izahı yoktur. Yani bir gün tolere edersin, iki gün tolere edersin, üçüncü gün edemeyebilirsin. Yani bu Kürt tarafı ne kadar iyi niyetli olursa olsun, bu süreci ilerletme konusunda ne kadar fedakar davranırsa davransın, eğer bu tutuklama, gözaltı operasyonları ve daha da imha etme operasyonları da ısrar edilecekse bir süre sonra bu görüşmelerin kendisi anlamsızlaşabilir. Evet. Yani hükümetin bunları bilerek şey yapması lazım. Bu nedenle ben çok özet olarak bir toparlamak istiyorum. Yani geçen deneyimlerden bakarak şimdi ne yapmak gerekir meselesinde. Birincisi kesinlikle görüşmelerin açık olması lazım. Yani bu açıklıktan kasıt hani günlük naklen yayın değil. Değil. Ama kamuoyunun bu müzakerelerin yürütüldüğünü bilmesi lazım. Arkasında siyasi iradenin olması lazım. Müzakereyi yürüten heyetlerin netleşmesi lazım. Açık kamuoyunun bunu bilmesi lazım. Yani başka müzakere süreçlerine bakıyoruz. Biliniyor hükümetin heyetinde kimler var. Evet. Çatışan tarafın heyetinde kimler var. Evet. Bunlar biliyor. Belli aralıklarla üzerinde mutabakata vardıkları konuları kamuoyuyla paylaşıyorlar. Bir sonraki görüşmenin takvimini açıklıyorlar. Hani illaki naklen yayın değil ama kamuoyuna bilgi vere vere bu sürecin işletilmesi lazım. Birincisi bu. Açık olması lazım. İkincisi Sayın Öcalan artık imralı sisteminin değişmesi lazım. Böyle bir sistemin içerisinde müzakere rolünü yürütmesi mümkün değildir. Bunun kolaylaştırılması lazım. Hani kendisi büyük bir fedakarlıkla bir halkın sorumluluğu omuzlarında olan bir halk önderi olarak büyük bir fedakarlıkla katkı yapmaya çalışıyor bu sürece. O zaman buna gereken imkanların tanınması gerekiyor. Heyetlerle görüşmesi temin edilmeli, örgütüyle görüşmesi temin edilmeli, koşulları değiştirilmeli. Bunun yani bir şekilde sağlanması gerekiyor. Onun dışında yapılması gereken bir de sürecin ilerlemesi için güven geliştirici adımların atılması lazım. Şimdi geçen süreçlerde yaşananlardan o kadar ciddi derecede güven tahribatı var ki bu güvenin tesis edilmesi lazım. Bu karşılıklıdır. Konuşulabilir. Güven geliştirici adımlar kapsamında kim ne yapmalı bunlar konuşulabilir. Bir de bu yolun ilerleyebilmesi için bir yol temizliğine ihtiyaç var. Çünkü şu anda gerçekten yolun önünde o kadar çok şey var ki işte içeride bugün, 10 bin cezaevinde tutuklu var. Bugün bile herkesi terörist ilan eden bir terörle mücadele yasası var. Ağzını açanı cezaevine
koymayı hedef edinmiş bir yargı sistemi var. Yani bu, bunların seçim barajı var, ne bileyim işte ceza tehditleri var. Bunların kaldırılacağı bir demokratikleşme programıyla bir yol temizliği yapılması lazım. Evet. Yani bunlar bir güven geliştirici, karşılıklı dile dikkat etmek lazım, üsluba dikkat etmek lazım. Yani bu konuda hani kendilerinin bulduğu, yani Türkiye kamuoyunun bulduğu çok hani çok da önem verdikleri bir cümle var. İşte Kürtleri tatmin edecek, Türkleri de buna ikna edecek bir şey bulmak lazım. Bunu dikkat etmek lazım. Yani tek taraflı hassasiyetli olmuyor. Evet. Yani görüşmelerin dahil olan herkesin diline, üslubuna dikkat ederek biraz süreci evet, yani şimdi 11 ilerletmesi gerekiyor. Yani bu konularda biz olması gerekenleri ancak tarif ediyoruz şimdi. Evet. Çünkü madem bir yolun başındayız, madem BDP olarak hani bizim de iki milletvekilimiz, DTK İş Başkanı gittiler. Bu görüşmenin hani bir görüşme yaptılar İmralı'da. O zaman biz bundan sonra olması gerekenler konusunda görüşlerimizi ifade ederek sürecin ilerlemesine evet. katkı sunmak istiyoruz. Ben BDP'nin rolüyle de ilgili... Yok, konuşacağız. Evet. Bitmiyor. Programımız da bitmedi. Daha çok var. Programımız çok var. Konuşacağız. Ancak biz Sayın Demirtaş'a da bir soru sorarak onu yollayacağım. Sayın Demirtaş, son bir soruyla izleyeceğimizden gelen çok sayıda soru var ama bunların içerisinde bir soru çok öne çıkıyor. Çıkan sorudan bir tanesi şu. Federal Kürtistan Yönetimi bu süreçte nasıl bir rol oynayabilir? Özellikle Batı Kürtistan'a yönelik bir ambargo durumu da söz konusu oradan. Ancak Türkiye'ye girdiği ilişkiden kaynaklanan bir ilişkiden bahsediliyor. Özellikle izleyicilerimize de bu ağırlıklı bir görüş ortaya çıkıyor. Acaba bu süreçte bir bütünsellik içerisinde yani nasıl bir rol oynayabilir? Türkiye-Kürt ilişkilerinde Federal Kürtistan tutumu ne olmalı sizce bu müzakere sürecinin derinleşmesi için? Evet, aslında biz Kürdistan Federal Bölgesi'nin içinde bulunduğu zorlukları, sıkışmışlığı, karşılaştıkları sıkıntıları anlamıyor değiliz. Türkiye ile hükümetle, AKP hükümetiyle bugüne kadar kurdukları ekonomik ilişkiler, siyasi ilişkiler, bütün bunları değerlendirirken bölgenin içinde bulunduğu realiteyi göz ardı hiçbir zaman etmiyoruz. Fakat Kürtler artık bir partinin veya bir bölgenin, sadece bir hareketin kurtuluşu için çalışacak bir halk değil. Bir ulus olarak, ulus bilinci içerisinde her bir parçanın, her bir parçada yaşayan Kürdistanlıların özgürlük isteğinin, taleplerinin artık aynı olduğunu, yüreklerinin aynı şekilde attığını herkesin görmesi lazım. Artık partileri, şahsiyetleri, başkanları, kişileri aşan bir durumla karşı karşıyayız. Kürdistan'ın geleceği, Kürt halkının özgürlük umutları hepimizi aşan bir durumdur. Bu nedenle bir partinin veya sadece bir bölgenin, bir parçanın çıkarları öne çıkarılırsa evet. bundan bütün Kürdistan, bütün Kürt halkı zarar görecektir. Şimdiye kadar biliyorsunuz Kürdistan Bölge Yönetimi, Federal Bölge Yönetimi de Sayın Barzani de Sayın Talabani de barışçıl bir sürecin gelişmesi için hazır olduklarını, bu konuda görev almaya hazır olduklarını, rol üstlenmeye hazır olduklarını çeşitli vesilelerle kamuoyuna açıklamışlardı. Şimdi öylesi bir sürece giriyoruz. Dolayısıyla siyasi güçlerini, ekonomik güçlerini, diplomatik ilişkilerini tam da Kürt halkının Türkiye'de yürüteceği müzakerelerde Kürt halkının lehine kullanma, Kürt halkının özgürlüklerini elde edebileceği şekilde onun çıkarları temelinde kullanmanın zamanıdır. Bir yandan Kuzey Kürdistan'daki olası bir müzakere sürecini Kürtler lehine desteklemek, güç destek vermek, öbür taraftan Rojava'da devrimsel bir süreç yaşayan Kürdistan halkını, Kürdistan bölgesinin de desteklenmesi federal Kürdistan hükümeti açısından tarihi bir sorumluluk ve zorunluluktur diye düşünüyoruz. Buna uygun hareket edilir mi? Bu beklentiler karşılık bulur mu? Doğrusu kestirmek zor ama bu beklentilerimizin var olduğunu sanıyorum kendileri de biliyorlardır. Umut ediyorum ki herkes ulusal çıkarlar ve ulusal birlik ruhuyla hareket edecektir. Şimdi tabii eğer bağlantı burada benimle son bulacaksa ben özellikle bu Lice'de yaşanan olaya buyurun, ben de evet. girmek istiyorum. Çok önemli bir mesele çünkü. Siz de ifade ettiniz. Şimdi
geçen yıl 14 Temmuz'da, önceki yıl 14 Temmuz'da Silvan'da yaşanan olayla ilgili olarak biliyorsunuz kıyametler koparıldı. Evet, acı bir olaydı. Gerçekten de orada çok sayıda asker yaşamını yitirdi. İnsani olarak da, vicdani olarak da hepimizi zorlayan, üzen, derinden üzen bir olaydı. Fakat siyasi sonuçları itibariyle Oslo ve İmralı gibi çok ciddi bir süreci kestiği söylenen bir olaydı. Hükümet en azından böyle açıkladı. Hükümet yanlısı çevreler böyle açıkladı. Yani Silvan olayıyla birlikte İmralı-Oslo görüşmeleri bitmiştir dendi. Şimdi Sayın Öcalan'la görüşmelerinin varlığının açıklandığı, hükümet, başbakan ve sözcüleri tarafından bizzat deklare edildiği bir günde Lice'de herhangi bir eylem hazırlığı içerisinde olmayan, herhangi bir planlama veya hareket içerisinde olmayan bir gerilla grubuna neden imha operasyonu yapılır? Ve neden 10 insanı öyle bir günde öldürerek Malatya morguna gönderir bu devlet? Bunu niye kimse sorgulamaz? Yani Kürtlerin canı kanı bu kadar ucuz mu? Bir defa bunun çok iyi anlaşılması lazım. Hükümet bu mesele böyle ucuz yaklaşmamalıdır. Bir kez daha böylesi bir olay yaşanırsa ben inanıyorum ki bu süreci çok ciddi sıkıntıya sokacak. Silva'nın yarattığı etkiye benzer bir etki yaratacak bir olay olabilir. Kürtler bunu içine sindirmez, biz içimize sindiremeyiz. Ben buradan bu vesileyle bizi dinleyen bütün halkımıza da şu çağrı yapmak istiyorum. Malatya morgunda yatan cenazeler Kürt evlatları, bu halkın evlatlarıdır. Ve hak ettikleri, layık oldukları şekilde defnedileceklerdir. Dördü de öyle tahmin ediyorum ki Ahmet'e gelecektir. Başta Ahmet halkı olmak üzere bu cenazelerin gittiği her yerde en görkemli sahiplenme, en güçlü duruş sergilenmelidir. Bu halkımızın bu müzakere sürecine, olası bir barış girişimine, diyalog sürecine vereceği en büyük destek de budur. Hükümetin bu politikasına, hükümetin bir yandan öldürürüm bir yandan görüşürüm gibi çirkin politikasına verilecek en güçlü cevap da budur. Güçlü bir şekilde sahiplenilmelidir bu cenazeler. Gittiği her yerde en görkemli şekilde, layık oldukları, hak ettikleri şekilde defnedilmelidir. Ben inanıyorum ki halkımız bu konuda gerekli duyarlılığı gösterecektir. Hükümet de bütün bu cenaze törenlerinden gerekli mesajı alacaktır. Eğer halkımız bu süreçte bizim müzakerelerle, Kürt tarafının görüşmeyle sonuç almasını canı gönülden istiyorsa, ki halkımızın neredeyse tamamı bu süreci destekliyor, destekleyecektir, o halde boş durmamak lazım. Direniş süreçlerinde nasıl ki gece gündüz fedakarca hep birlikte çalıştık, mücadele ettik, aynı şekilde müzakere süreçlerinde ve dönemlerinde de mutlaka birbirimize sahip çıkma, ittifakımızı güçlendirme, gerektiği zaman tepkimizi ortaya koyma, gücümüzü gösterme, mitingimizle, yürüyüşümüzle, seçimlerdeki çalışmalarımızla hiçbir şeyi aksatmadan, hiçbir planlamayı aksatmadan o gücümüzü diri tutarak, canlı tutarak ancak sonuç alabiliriz. Müzakere süreçleri rehavet süreçleri değildir. Diyalog süreçleri işi gücü bırakıp sadece bu müzakereyi yürütenlere omuzlarına bu yükü yükleme süreçleri değildir. Evet. Nasıl ki halk bugüne kadar kendi omuzlarında en büyük bedeli kendileri ödeyerek bugüne getirdiyse, özgürlüğü de müzakereler aracılığıyla kazanacaksa yine bu halk kazanacaktır. Sayın Öcalan da, bizler de, KCK yetkilileri de, temsilcileri de bu müzakere sürecinde eğer rol alacaksak bu halkı temsilen rol alacağız. Hepimiz bu halkın özgürlüğüne kavuşması, demokrasiye, barışa kavuşması için rol alacağız. Asıl aktör, ana aktör elbette ki halkın bizzatı kendisidir. Halkımız bu süreçte asla ama asla geri durmamalıdır. Bir çekilme olmamalıdır, rehavet olmamalıdır. Bütün alanlarımız, bütün örgütlerimiz, parti teşkilatlarımız, mahallelere kadar herkes gece gündüz aynı duyarlılığı, aynı sahiplenmeyi her yerde göstermelidir. Ben bu vesileyle Lice'de bu operasyonda yaşamını yitiren PKK gerillalarına Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün ailelerine, bütün halkımıza buradan başsağlığı diliyorum. Böylesi bir dönemde Diyarbakır'da böylesi bir operasyonu yapıp üstüne büyük bir keyifle açıklama yapanlara da şunu ifade etmek istiyorum. Bu savaş er geç bitecek. Bu savaş bu topraklarda son bulacak. Ama ölümler üzerinden keyifle açıklama yapanların isimleri lanetle anılmaya devam edecek. Bunu da hiç kimse unutmasın. Çok teşekkürler Sayın Saadettin Demirtaş, sıra sıra katınız için. Biz Gülten Şanak'la devam edeceğiz. Size iyi akşamlar diliyoruz. Sizin vesilenize de Ahmet halkına da selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz.